İstanbul Times TV ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Ben Kadir Karaka, yanımda Hüseyin Çetiner var. İstanbul Times gazetesi ve Geleceğin Zeytin Bunu platformu kurucu başkanlığını yapıyor kendisi. Nin gündemi aslına bakarsanız çok yoğun. Bir yanda gazete ve medya işleri İstanbul'un dört bir yanında haber peşinde koşarken diğer yandan da sokak röportajlarına koşturuyor kendisi ekibiyle birlikte. Ve sokak röportajları denince de son zamanlarda akıllara gelen isimlerden biri de aynı zamanda. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Kadir Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizi gördük. Daha iyi olduk. Şimdi sokak röportajları dedik. Son zamanlarda diğer platformlarda da biraz arttı ama siyasi sokak röportajlarının ilki size ait olduğundan evet. Hem sosyal medyada hem de YouTube'da yapılan yorumlarda gördüğümüz kadarıyla çok büyük bir ilgi de var izlenme olarak, yorum sayısı olarak. İsterseniz ne zaman başladınız, nasıl evet. Bu fikir geldi sizden dinleyelim. Tabii ki gazete olarak biz 6 Şubat 2008'de ilk sayımızı çıkardık. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla. Haberlerimize video görüntüsü atıyorduk. 2010 yılında medyanın, ulusal medyanın belli kesimlerin sesi olmanın dışında halka mikrofon uzatmadığını gördük. Böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu hissedince sokak röportajları başladık. İlk önce değişik sorular soruyorduk. Suyun rengi hangi renktir sizce? İçilebilir renk. Suyun rengi açık mı abi? Çok açık. Suyun rengi nasıl? Suyun rengi ne? Hangi renk? Renksiz. Berrak. Yani bir rengi yok. Su hangi renk sizce? Su. Su rengi. Suyun rengi hangi renk sizce? Bence şeffaf. Bence suyun rengi renksiz, yani rengi yoktur. Suyun rengi. Berrak. Bilmem, mavi mi? Suyun rengi mavi. Suyun rengi mavi olmasa lazım. Beyaz bence ben. Berrak, renk yok. Suyun rengi hangi renk? Valla ne diyeyim ben şimdi bilmiyorum ki. Bence çok çok açık bir mavi galiba herhalde. Hangi suyun? Yani hangi suyun? Ne bileyim, suyun rengi bizim bildiğimiz, yani geçmişten öğrendiğimiz berrak olması gerekiyor. İlk önce değişik sorular soruyorduk. Baktık ki siyasi sokak röportajlarına ihtiyaç var. İlk videolarımızı 2010 yılında yaptık. Yani 12 yıl önce biz yaptığımız zaman siyasi olarak sokak röportajı hiç başka kimse yoktu. İlk başta tabi izlenmeler azdı. İnsanlar bunu keşfedince günde 1 milyon 2 milyon izlenen oldu seçim dönemlerinde. Biz de bu alanda açık olduğunu hissedince İstanbul Times TV özel YouTube olarak sokak röportajları yapmaya başladık. Belli bir süre sonra da daha uzun videolar atmak üzere İstanbul Times Haber YouTube kanalını kurduk. O günden bu yana da İstanbul başta olmak üzere ülkemizin birçok vilayetini gezerek sokak röportajı yapıyoruz efendim. Şimdi başlangıcı güzel yaptık. Bir ihtiyaç hasıl oldu dediniz. Yani evet. Sokak röportajlarına çıktık bunlar 12 sene önce. Farklı sorular sorduk. Ama bir baktık ki insanlar siyasetle konuşmak istiyor. Siyaset fikirlerini de beyan etmek istiyor. Bu anlamda şunu sormak istiyorum. Röportaj yaptığınız insanlardan ya da yapmadığınız insanlardan ne tür tepkiler geliyor? Tabii ki insanlar netice itibariyle belli konular hakkında fikirlerini beyan etmek istiyorlar. Bir de araya gireceğim bir şey daha var. Bu konuda konuşmaktan insanlar çekiniyorlar mı? Onu anlatacağım. İnsanlar özellikle ilgilendikleri, benim de söz söyleme ihtiyacım var dedikleri konularda kendilerine mikrofon uzatıldığı zaman oh be ne zamandır sizi bekliyordum, konuştum, içimi boşaldım, rahatlattım diyen birçok insanla karşılaşıyoruz. Yani gerçekten insanlar gördükleri çarpıklıkları, yanlışları, eksiklikleri anlatmak için bir fırsat kolluyorlar. Bizi de sokakta karşılardan buldukları zaman mutlu oluyorlar. Bazen sorumumuzun dışına da çıkarak içinde biriktirdikleri duygu ve düşüncelerini anlatarak rahatlıyorlar. Şimdi İstanbul Times özel
ve İstanbul Times Haber olmak üzere evet. iki tane YouTube kanalında sokak röportajları yayınlanıyor. Evet. Abone sayısı tabii hali ki. Fazla bir yüz binlerce abone Hemen var. Hemen anlatayım. Hı-hı. İstanbul Times TV özel YouTube kanalımızın 185 bin abonesi, 110 milyona yakın izlenmesi olan kanalımız. Yani amiral gemimiz o. Öbür kanalımız da kardeş kanal diyoruz. İstanbul Times özel YouTube'da yayınlayamadığımız uzun videoları, diğer videoları da orada yayınlıyoruz. Onun da 18 bin abonesi, 7 milyon izlenmesi var. İki kanalımız da kendi alanında güzel işler yapıyorlar. Şimdi şunu da soracağım. Sokakta bin bir çeşit vatandaş var. Bazen evet. Sabote etmek isteyenler belki karşınıza çıkıyor. Evet. Birazdan sizden dinleriz ama zannedersem yakın zamanda da bir hakaret, bir röportaj evet. sırasında bir röportajı sabote etme, bir suçlama yaşadınız. Evet. Bunun da videosu zaten var. Evet. Yani herkes oldu. Konuşabiliyor burada. Ben bir HDP'li olarak kapatacağım. Yeter. Dur ya, ben neyim, benim dükkanım kapanıyor. Hangi kapatıyor şu tarafa. Milleti birbirine düşüreceğim. Biz düşürür, işimizi yapıyoruz. Düşür, sen işine bak. O zaman geç şu tarafa oraya. Basın ortaya özgür. Geç. Buradayım ya, buradayım. Ortaya geç. Buradayım. Ortaya geç. Bağırma. Bağırma. Gel. 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 Gel biz burada. Ortaya geç. Başka. Senin kapatma. Senin dükkan neresi ya? Hadi bak, Malatya'nın isim. Ben biliyorum kim olduğunu. Tamam. Sen oraya geç. Evet, abi sana mı soracağım? Ne karıştırıyorsun lan? Soruyorum, ben soru soruyorum. Şükür geçecek, sok kamerayı. Efendi oğlum, ben soruyorum. Sizin neler sizin? Ya sen ne diyorsun? Ya sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Ben, küfür etme. Ben yanlış anladım. Kusura bakma. Ben seni basından anladım. Tamam, ben basınım tamam. Zaten. Yakışıyor mu sana? Karıştırıyorsun. Neyi karıştırıyorsun? Mallaşmış. Ya yakışıyor mu sana? Yaşına yakışıyor mu? Terbiyesiz. Abi kusura bakma. Merhaba değerli arkadaşlar. 13 yıldır sokak röportajı yapan bir kişiyim. Siyasi sokak röportajlarını ilk ben başlattım. Özgür bir mecra sunduk. Türkiye'nin birçok vilayetinde sokak röportajı yapıyoruz. 2021 yılının son röportajını gazetemizin ve kanalımızın bulunduğu ilçe olan Zeytinburnu'nda yapmak istedik. 31 Aralık 2021 saat 15.30'da Zeytinburnu'nun trafiğe kapalı caddesi var. 58 Bulvar Caddesi. Orada kameramızı kurduk. Sokak röportajımıza başladık. 15-20 dakika sonra, daha sonra öğrendim. Bir giyim firmasının sahibi sert ve kaba bir şekilde röportajı yaptığımız alana bir dalış yaptı. Görüntülerde zaten gördünüz. Mikrofonumu alıp yere atmak istedi. Biz de daha önce böyle bir problem yaşadığımız için Bakırköy'de birisi atmıştı mikrofonumuzu. Bayağı pahalıya patlamıştı. Mikrofonu vermedim. Bu sefer iteklemeye çalıştı. Gidin burada, dükkanımı kapatıyorsunuz dedi. Halbuki bir gün sonra gittik, ölçüm yaptık. Bizim röportaj yaptığımız yerle o saldırgan beyefendinin dükkanı arasında 20-25 metre fark var. Dükkan Emine İnanç Camisi'nin pasajının girişinde. Bir kere cami girişi olduğu için çok geniş bir kaldırım söz konusu. Onun dışında araçlar geçiyor. Araçlardan sonra bilenler bilir, Akbank'ın bulunduğu yer, Akbank kapalı, taşındı başka yere. Yer arasında 25 metre fark var. Bu kişi geldi, şiddeti gördünüz, anlatmama gerek yok. Uygulamaya çalıştı, mikrofonu alıp atmaya çalıştı. Müsaade etmedik. Bugün de gittim Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde suç duyurusuna bulundum. Biz kamuyu, kamu adına yayıncılık yapıyoruz. Kimsenin bize şiddet, darp uygulayıp bizi engellemesine hakkı yok. Dükkanını kapatmak kesinlikle söz konusu değil. Velev ki öyle bir şey söz konusu olmuş olsa bile dükkanın önü kişinin tapulu malı değil. Bir sıkıntı, bir problem görüyorsa kolluk kuvvetlerini arar, bizi şikayet eder, kolluk kuvvetleri gelip işini yapar. Maalesef bu kişi, zaten seni tanıyorum, biliyorum, Malatyalısın tarzı sözler de söylüyor, kamerada görülüyor. Onun dışında bu izlediğiniz beyefendi de kendisini kaybetmiş bir şeyde kontrolsüz bir şekilde küfür etmeye başladı, saldırmaya başladı. Videonun sonunda da görüyorsunuz, belediyemizin hayvanlara yem yapmak için bayat ekmek kumbaralarına ekmek alırken gördünüz. Sonra ben bilmiyorum falan filan dedi. Yani artık siyasilerin kavgaları topluma da yansıyor. Ben özellikle siyasetçilerimizin, devlet büyüklerimizin konuşmalarında birbirlerini suçlayıcı mesajlar değil, projelerini anlatsınlar, çözüm önerilerini anlatsınlar.
onlar orada kavga ederse halk sokakta böyle yapıyor. Ben bunlardan hoşnut değilim, mesut değilim, şikayetçiyim. Sokak siyasetçilerin yansıması. Siyasetçiler lütfen diline dikkat etsin. İlerleyen süreçlerde bu sürecin daha da hırçınlaşacağını inşallah yaşamayız. Burada bir uyarı yapıyorum. Yaşadıklarımız bize gösteriyor ki seçim satı maydine girdiğimiz zaman bu şiddetler daha da artacak. Oysa ki biz İstanbul Times TV özel YouTube kanalı, TV haber kanalı olarak kesinlikle çanak soru sormuyoruz. Hiçbir partiyi yermeye, küçümsemeye çalışmıyoruz. Hiçbir partinin yanında ve karşısında değiliz. Sadece ve sadece halkın görüş ve düşünceleri diğer insanlara yansısın düşüncesiyle yan yapıyoruz. Ve bunu da devam edeceğiz. Bu kişi de gittim şikayete bulundum, artık gerisi yargıya kalmış. Bakalım yargı ne diyecek? Kimse gazetecilik yaparken bizi kaba kuvvet engelleyemez. İstedim ki bunu bilesiniz. Teşekkür ederim. Evet. Bu nasıl yaşandı? Bu tip olaylarla son zamanlarda çok sık karşılaştığınızı da görüyoruz. Doğru. Şimdi arkadaşlarımız da karşılaşıyor. Bizden sonra sokak röportajı yapmaya başlayan biz de karşılaşıyoruz. İlkini 31 Aralık 2021 yılında kendi ilçemiz Zeytinburnu'nda yaşadık. İş yerine 25 metre uzakta olmamıza rağmen hangi motivasyonu olduğunu bilmediğimiz bir kişi, giyim firma sahibi geldi, mikrofonumu almaya çalıştı, yeteklemeye çalıştı. Dükkanımı kapatıyorsun vesaire. Tabii öyle bir şey yoktu. Biz de kendimiz cevap vermek yerine emniyetimize, hakimlerimize, savcılarımıza güveniyoruz. Video kayıtlarıyla beraber Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittik. Sağ olsunlar, çok ilgilendiler. Bir gün sonra aynı kişileri bulup ifadelerini aldılar. Mahkemeye sevk ettiler. Savcılık bu suç uzlaşma kapsamında dedi. Ben de dedim ki eğer benden özür dilerlerse, engelli bir kardeşimiz var, ona bir gömlek alırlarsa ben davamla vazgeçerim dedim. Özür dilediler. O arkadaşımla gömlek aldılar. O davadan vazgeçtim. Ancak belli bir süre sonra Esenler'de hiç hak etmediğimiz bir şeyle daha karşılaştık. Vatandaş geldi, sorumuzu sorduk. Cevaplarını verdi, gitti. Bir saat sonra hangi motivasyonla geldiğini bilmediğim bir şekilde siz ırkçısınız, siz işte bölücüsünüz. Direkt suçluyor. Tabii şehitlerimizi biliyor musunuz? Sanki biz şehitlerimize saygısızlık yapmışız gibi. Saçma sapan şeyler söyledi. Şu anda Türkiye gerçekten çok iyi bir konumda yani. Ayrıcılık şimdi. Yapıyorum. Abi neye göre iyi konumda? Neye göre? Yani. Yumurta geçen sene 10 liraydı. Abi şimdi yumurta bahane değil abi. Geçen gün Antalya'da da şey forum oldu. Bu en basit Ukrayna Rusya savaşını biliyorsunuz değil mi? Ne? Ukrayna Rusya savaşını dünya görüyor. Evet, evet. Türkiye'nin konumunu da görüyor. Tabii. Dünya liderleri bugün niye Türkiye'ye koşturuyor? Abi bunlar ırkçılar ya. Çünkü Türkiye dik duruyor. Düşüremezsin kardeşim. Kamerayı kapatıyorum. Yani Türkiye'nin duruşunu yani bugün dünya liderlerinin hepsi koştura geliyorlar Türkiye'ye. Niye geliyor? Bugüne kadar niye gelmedi? Çünkü Türkiye orada iyi bir politika izliyor. Evet. Yani işte anlatmak istediğim konu o yani. Milletini birbirine düşürüyorsun. Sen niye ırkçılık yapıyorsun? Sen niye bir siyaset üzerinden yapıyorsun? Sen elini indir o zaman ele. Evet abi, o konuda sıkıntı yok. Yani demek istedim. Sen kimsin ya? Ya sen kimsin? Ben işimi yapıyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Milletini birbirine düşürdün. Kardeşine. Ne ırkçılık yapıyorsun? Kardeşine. Kaç kişi öldü lan bu doğada? Kaç kişi insanlığa katledildi? Bağırma. Kaç? Bağırma. Bağırma. Kay git. Şerefsizler. Efendim diğer soru da şu, eskiden emekli olan birisi daire, ev, araba alabiliyordu. Şimdi ne yapıyor? Abi emekli olan kim araba ev almış bugüne kadar ya? Ben de emekli oldum 2000'den önce. Ben de emekli oldum ama ev araba alamadım. Bir de Malatya'lıymış da. Yani o emekli oldu, ev araba alan diyenler hikaye abi, kim almış? Ben emekli 2004'te emekli oldum, ben niye ev araba alamadım abi? Tamam. Ülke. Aynen, fabrika yok diyorlar. Nasıl fabrika yok? Bu kadar insan nerede çalışıyor, fabrika yok abi? Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Yani fabrika yok da bu kadar insan nerede? Herkes boşta mı yani? Ya senden mi izin alacağım? Benden alacaksın lan, ben buranın vatanı. Sen benim topraklarımda. Ya ne göstereceksin lan, bir dünya kartın var lan. Tamam hadi. Bıraksana. Terbiyesiz. Ya geçsin. Gitme! Siktir git lan! Çöpme! Adam yanıyı tutuyor mu var? Bıraksana!
terbiyesi. Şikayet etmeyi düşünmüyordum. Baktım halen telefonlardan, maillerden, yorumlardan hakarete devam ettiriyor. Kafayı takmış herhalde. Tabii hemen öbür gün gittim Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Tuna Karakolu'na. Video görüntüleri sunduk, hakkında şikayetçi olduk. Sürecimiz devam ediyor. Bununla alakalı sonuna kadar gideceğiz. Kesinlikle uzlaşma, vazgeçmek yok. Bakalım yargı ne karar verecek. Yani biz kamu adına yayıncılık yapıyoruz. Hiçbir partinin, hiçbir siyasi görüşün tarafı ya da karşıtında değiliz. Oraya da geleceğiz. Ha, sadece ve sadece vatandaşımız fikrini beyan etsin diye soru soruyoruz, cevabını alıp yayınlıyoruz. Bizim durumumuz bu efendim. Yani şimdi bu tip saldırı diyeceğim artık ben buna. Kesinlikle. Kesinlikle, çünkü durup dururken olan hiçbir neden yokken oluyor. Ya bunlar hakkında işten başlatıyorsunuz hukuki alanda. Kesinlikle. Arıyorsunuz çünkü hak edilmeyen muhabbetlerden bir tanesi. O zaman zorluklar kısmına bunları koyabiliriz. Başka zorluklar yaşıyor musunuz? Tabii ki. Şimdi engellemeye çalışanlar aynen vesaire. Aynen. Şimdi yazın çok sıcak oluyor. Kışın çok soğuk oluyor. İklim mesela etkiliyor. İklim etkiliyor. Ondan sonra çok affedersiniz sarhoş insanlar çıkıyor. Saçma sapan şeyler söylüyorlar. Bazen de güzel şeyler çıkıyor ortaya. Mesela Şirinler'de bir videomuz vardı. Arkadaşımız soruyor, cevap alıyor. Geliyor diyor, bir dakika diyor, herkese foku moku, bize moku gibi ilginç şeyler çıkıyor. Ama şiddet olmadığı müddetçe biz her türlü komikliğe, repliğe, aykırı fikirlere açığız. Zaten bizim amacımız o. Burası hakkıyla kazandı. Ben bir şey demiyorum. Stop yapalım. İtiraz ediyorlar. Kazandı zaten. Bir dakika beyefendi, ama röportajı bölüyoruz. Bir saniye. Sizinle yapacağım. Sizinle yapacağım ayrıyeten. Sırayla. Bekleyin bir dakika. Yalan Üsküdar'ı geçti de niye CHP Üsküdar'ı geçti? Bu korku neden acaba? Bu korku neden acaba? Bir saniye abi. Atalan Üsküdar'ı geçti de niye CHP Üsküdar'ı geçmiyor. Bırakmıyorum. Sen de Tayyip'in adamısın. Hiçbir zaman için şunu unutmayın. Yok. Biz her zaman böyleysek millete foko foko, ondan sonra moku. Öyle bir şey yok. Ona büyük bir ders oldu. Al Tayyip, gör resmimi. At cezaevine. İsterse atsın. Bak, kamera orada. Biz böyleyiz. Tamam beyefendi. Gereken neyse onu yapın. Tamam abi. Çünkü niye? Tamam, beyefendi devam edecek. Ahtalan Üsküdar'ı geçti. Tamam, biz de karşısın. Teşekkür ederiz abi. Sağ ol abi. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Sağ ol. Tamam, bizimdir. Çok güzel konuştun bizimdir. Abi. Bizimdir. Bizimdir. Aynen abi. Öyle tabii. Hocam ben sizi alsam devam edecek. Tamam, ben gerekeni yapayım. Gel abi, abi konuşsun ya. Abi çağır. Abicim. Gel abi. Üstad. Sıkıntı yok. Ancak kalkıp hainsiniz, şusunuz, onlar hoş bir şey değil. Bizim hainliğimizi nereden ölçtünüz? Bizim ırkçı olduğumuzu nereden ölçtünüz? Mesela biz hayatımız boyunca ırkçılığa karşı olmuş bir yapıyız, kişiyiz. Bizi ırkçılığa suçluyor. Yani yapışmaz bize bu. Ama biz öbürlerine örnek olmasın diye suç duyurusunda bulunuyoruz. Yani netice itibariyle saldırılar son dönemlerde çok arttı. Evet. Burada da siyasi dilin etkili olduğunu düşünüyorum. Özellikle daha önce de bir konuşmamda beyan etmiştim. Siyasi parti genel başkanları ve parti yöneticileri konuşurken nezaket ölçülerinde sapmazlarsa bu sokağa yansımaz. Hepiniz hatırlarsınız, yıllar önce merhum Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit, Erdal İnönü, Mesut Yılmaz, hepsi de Hakk'ın rahmetine kavuştu, rahmet diliyorum. Yuvarlak masa etrafında toplandıkları zaman en aykırı fikirlerini, rakibini en serçede suçlarlardı ama sayın hitabıyla başlayarak öbürüne cevabını verirdi, güzel şeyler izlerdik. Ama bugün bakıyoruz, bir partinin genel başkanı öbürüne illet zillet diyor. Zillet ittifakı diyorlar ya, evet. Zillet ittifakına. Zilletin içinde hangi parti efendim? İçinde CHP, İYİ Parti. Zillet işte diyorlar ya, zillet diyorlar. Zillette kim olursa olsun. Bir parti söylemeniz lazım, anket. CHP. Ama bugün bakıyoruz, bir partinin genel başkanı öbürüne illet zillet diyor. Öbürü affedersiniz çok özür yavşak diyor. Öbürü baş çalan diyor. Geçen haftaki yazımda da bu konuya değindim. Bu hitaplar hoş değil. Yani beğenmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz, itiraz edebilirsiniz ama siz üstlerdeki bir yönetici olarak bunları söylerseniz sokakta bu bize yumruk olarak yansıyor. Bu bize küfür olarak yansıyor. Yargımız, emniyetimiz meşgul oluyor. Bunlar iyi değil. Hepimiz aynı gemide yaşıyoruz. Biraz önce beyan ettim. Biz kimsenin düşmanı veya kimsenin dostu değiliz. Sadece ve sadece yayın kanunun bize verdiği yetkiler çerçevesinde
Ya incelik hakkımızı yapmak istiyoruz. Başka da bir düşüncemiz yok. Güzel mesajlar oldu. Şimdi son birkaç yıla da baktığımız zaman sadece bu sokak röportajları Zeytinburnu çevresinde değil, karşı kıtada ve Türkiye'nin dört bir yanında da devam ediyor. Karadeniz bölgesine gittiniz, Doğu Anadolu bölgelerine vesaire, Malatya memleketinize, Trabzon'a kadar gittiniz. Farklı coğrafyalarda, farklı türden, farklı düşünceden, taraftan diyelim. Çünkü siyasette bir taraftır neticede. İnsanlarla karşılaşınca sizlere muhtemelen, öyle tahmin ediyorum, yanlışsam düzeltin, şu soru geliyordur. Sen hangi taraftansın? Kim için çalışıyorsun? Yandaş mısın? Değil misin gibi? Kesinlikle. Ben de sorayım onlar adına, bütün izleyenler adına. Yandaş mısınız? Evet. Kesinlikle yandaş değiliz. Yandaşsak halkın yandaşıyız. Hatta birkaç önce Gazi Osman Paşa'da bir amca çıktı. Siz kimin davulunu çalıyorsunuz? Merhaba. Ben size sorayım. Burada sorar, ben sorarım efendim. Hayır. O değil. Yok öyle ya ama. Var ya ama. Sen kimin davulunu vuruyorsun? Ben sizin davulunuzu vuruyorum. Hayır. Tabii. Ben halkın davulunu vuruyorum. Dedin ki üniversitede iş bulamıyor, aç geziyor. Aç geziyor. Aç iş bulamıyordum, aç demedim. Bak. Aç yok. İş iş çok. Bak, iş çok. Üniversiteyi bitiren diyor ki ben üniversiteyi bitirdim, 5000 lira aşağı çalışmam. Ben bir tabii bu tür sorular hazırlıklı, senin davulunu çalıyorum dedim. İnanmıyorum dedi. Amcacığım kalbimi mi yardın dedim. Benim beyanımı esas almak durumundasın. Sen konuşmanı yap, ben yayınlamasam, taraflık yaparsam o zaman söylersin. Bizim her tarafta telefonumuz var, iletişim bilgilerimiz var. Biz halkın tarafı, hakkın tarafıyız. Elbette ki siyasi olarak bizim de bir düşüncemiz, bir partiye oy vereceğiz. Ancak biz işimizi yaparken bunu kesinlikle ifade etmiyoruz, beyan etmiyoruz. Bazen seçmen konuşsun, ilginç bir şey çıksın diye aykırı şeyler soruyoruz. Bu öbür partinin karşısında olduğumuzu göstermez. Gazetecinin güzeli de budur. Yani yoksa motomot soruları sor cevabından bu gazetecilik değil. Gazetecilik biraz da karşıdakini tahrik ederek ilginç cevaplar almaktır. Biz bunu yaptığımız zaman sen tarafsın diyor ama halbuki taraf değiliz. Bizim amacımız ilginç şeyler çıksın, vatandaş düşüncesini söylesin, emek verdiğimiz video izlensin, biz de burada emeğimizin karşılığını almış olalım düşüncesidir. Yoksa bizim için A partisi, B partisi, C partisi fark etmez. Biz işimizi yaparken kendi şahsi duygularımızı karıştırmıyoruz. Biz hakkın, haklının ve hakkın tarafıyız. Bunu da yapmaya çalışıyoruz. Biraz önce de söylediniz, evet biz Diyarbakır'a gittik, Elazığ'a gittik, Malatya'ya gittik, Antalya'ya gittik, İzmir'e gittik, birçok yere gittik. Tabii her coğrafyanın kendisine göre ayrı sorunları, düşünceleri var. Ama genel olarak siyasi röportaj olduğu zaman parti genel başkanlarının duruşları, düşünceleri damga vuruyor. Suçluyorlar bizi ama halbuki biz nasıl ki bir hakim, bir savcı, bir avukat kamu adına çalışıyor ise biz de her ne kadar bağımsız olsak da yaptığımız görev kamuoyu adına. Düşünün, eğer basın olmasa, gazete, radyo, televizyon, sokak röportajı olmaz ise insanların birçok şeyde haberi olmayacak. Ya da duygu ve düşüncelerin diğer insanlarla paylaşmadığı için belki şiddete yönelecek, belki ayrı bir şeye yöne doğru gidecek. Ancak bize duygu, düşünce söylediğinde rahatlıyor. En azından benim düşüncelerimi yüz binlerce, milyonlarca kişi izledi. Dolayısıyla ben üzerime düşeni yaptım mutluluğuyla biraz daha rahatlayabiliyor. Yine söylüyorum, biz kesinlikle hiçbir partinin, hiçbir grubun, hiçbir cemaatin 15 yıldır tarafı olmadık, olmak da istemiyoruz. Yoksa bülten olurduk. Yani bugün 750 bin izleniyorsak hiçbir kimsenin tarafı olmadığımızdan dolayı izleniyoruz. Sadece Türkiye'de değil. Dün Amerika Birleşik Devleti'nde birisi yazmış. İşte ben bazen de türküden mırıldanıyorum minik minik. Kıtı kıtaları açtık ya. Ha, ya Hüseyin Bey işte bir türkünün tamamını söyleseniz mutlu olurum gibi. Yani netice itibariyle biz işimizi seviyoruz. İzleyicilerimiz de bizi izlerlerse, yorumlarıyla destek olurlarsa, katkı sunarlarsa daha güzel videolar yapacağımıza ben inanıyorum efendim. Yani bu sokak röportajlarında konuşmak aynı zamanda tarihe de bir not düşmek oluyor. Kesinlikle. Bunun yanında farklı fikirleri izlemek, farklı fikirlerde bulunmak da buna da vesile oluyorsunuz. Çok güzel bilgiler aldık sokak röportajları ile ilgili. Umarım izleyenler İstanbul Times TV Özel ve İstanbul Times Haber YouTube kanallarında yayınlanan röportajları izleyenler de röportajların hazırlık süreci nasıl başladı hakkında çok güzel fikirler elde etmişlerdir.
Son bir sözünüzü alalım. Biraz önce de bahsettim. Sokak röportajı yapmak gerçekten kolay bir işlem değil. Öncelikle ofisinizden bir belli bedel ödeyerek röportaj yere gidiyorsunuz. Orada ne tür insanlarla, ne tür tiplerle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Can güvenliğiniz tehlikede. Buna rağmen bir şeyler üretmeye yapmaya çalışıyorsunuz. Tabii yaptığınız bu çalışmalarınızın karşını bulmasının izlenmesi ve yorum yapılması gerekiyor. Biz de videolarımız çok izlendiği zaman daha motive oluyoruz. Daha güzel videolar üretmek için çabalıyoruz. Ben özellikle bütün izleyicilerimizde yorum da yazmalarını isterim. Nereden bizi takip ettiklerini, ne tür sorular sormamız gerektiğini. Çünkü biz 5000 tane video yapmışız. Siz de takdir edersiniz ki yeni orijinal sorular bulmakta zorlanıyoruz. Bizim bir tane sorumuz sürekli aynı soruyu soruyoruz. Bu pazar günü erken seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye. Onun dışında da güncel gündemle alakalı iki tane sorumuz oluyor. Bu konuda siz de yorumlar kısmına bu soruyu sorarsanız izlenir diye düşünüyoruz tarzına yorum atarsanız değerlendiririz arkadaşlarımızla beraber yayın kurulunda. Eğer biz de izlenmesine inanır isek, güvenir isek sorunuzu da sorabiliriz. İnteraktif bir çalışma yapabiliriz. Ben hepinizin kanalımıza sahip çıkmanızı istiyorum. Bu istek tabii ki videolarımızı izleyerek, yorum yaparak, beğeninizi açarak ve abone değilseniz özellikle abone olmanızı istiyoruz. Bu abonelikte ben anlamıyorum. İzlenme sayılarımızla orantılı değil. Bir külfeti yok. Sadece ve sadece abone ol butonuna tıklayacaksınız. Bizim abonemiz artacak. Yani moral olarak bizim 500 bin abonemiz var diyeceğiz. Motive olacağız. Bunun dışında bir şey yok. Bir de videolarımızı izleyeceksiniz. Ben hepinizin henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı istiyorum. Kadir Bey size de ben çok teşekkür ederim. Güzel bir program oldu. Ben herkese iyi seyirler dilerim efendim. Bugünkü konuğumuz Hüseyin Çetin Erdi. Kendisiyle sokak röportajları tam 12 senedir yaptığı sokak röportajlarını, perde arkasını, hazırlık sürecini, nasıl başladığını kendisinden dinlemiş olduk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.